Evet arkadaşlar, yağmurlu bir günden merhaba. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür biz iyiyiz. Şimdi bir tavuklara bakacağım. Sonra hayvanlara bakacağım. İneklere, koyunlara sırayla. Duruma göre işte kısa bir video atıyorum. Uzun zamandır video atmıyordum. Tavuklar da buraya girdiğinden beri bayağı bağırıyorlar. Şöyle göstereyim. Tavuklarımız inek, yemlik, yumurtalık. Yani şöyle bir şey yaptım. Tavuklar daha yeni yumurta başlıyor. O yüzden şey yapmıyorum. Yani durum böyle. Ahır böyle. Gördüğünüz gibi. Bunların suluklarını değiştireceğiz. Bunlara yeni su koyacağız. Ondan sonra koyunlara bir bakacağız. Koyunları ikiye böldük. Yeni aldığımız koyunlar var. Eskiler var. Onların durumuna göre işte yemlemesini yapacağız. Arkadaşlar sularını koyduk. Tavukların işleri zaten bu kadar. Yumurtalarını erken topluyorum. Bu yerde görmüş olduğunuz saplar lahana yapraklarının sapları. Şu an dışarıya çıkartmak için uygun bir alan yapamadım. Bir de tavuklar tam yumurtaya başlamadan dışarı çıkartmamam gerektiğini söylediler. O yüzden şimdilik içeride böyle atıyorum. Yiyorlar. En son işte duruma göre ilerleyen zamanlarda temizleyeceğiz tekrardan. Yani gördüğünüz gibi tavukların işi bitti. Zaten çok kısa sürüyor. Sabah yemlerini fulluyorum tekrar. Sularını dolduruyorum. Akşam da aynı şekilde sularını tekrar dolduruyorum. Öğlen geliyorum bir yumurtasını topluyorum. Yani böyle gidiyor. Tavuklar kolay. Burada 100 tane tavuk var. Bakın bu da bizim sahte yumurtamız. Plastik. Böyle folluk gibi önlerine koyduk. Yani tavuklar bu kadar. Şimdi tavukları bırakıyoruz. Koyunlara geçeceğiz. Evet arkadaşlar, koyunlarımızın oraya geldik. Önce bir kuzu yemliğine bakalım. Otomatik kuzu yemliği, kendimizin yaptığı, uydurmadan. Yem dolu. Bunda sıkıntı yok. Koyunlarımız yani doğuran bu kısımda 4 tane kaldı. Onların da doğumları bittiğinde işlem başarıyla gerçekleşmiş olacak. Burada bir kuzumuz var. Koyunumuz doğurdu ama çok az sütü var. Ona ekstra ötekilerden tedarik ediyoruz. Onu öğlen doyurdum ben. Biraz yine acıkmış. Biraz da annesini emer şimdi. Sabah tekrar doyurdum. Evet, gördüğünüz gibi yemlikler bomboş. Temizlenmiş. Şimdi bunlara yem hazırlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ineklerin ardına geldik. Koyunlara yemi burada hazırlıyorum. Ama ne göreyim, küspe ıslamamışız sabah. Unutmuşuz. Bu da boş. Bir saman alalım. Saman. Bunu açmadık bugün. arkadaşlar, yemlerini koyduk koyunlarımızın. Şimdi buradaki koyunumuz biraz rahatsız, yem yemiyor. Bunun veterinerle görüştük, iğnesini yaptık. Önüne özel süt yemi döküyorum, kuzusu sütsüz kalıyor diye. İşte gördüğünüz gibi bunlar bizim kendimize ayırdığımız 29 tane var burada. Bunların içinden bir tane adak kesilecek, şu koyunumuz. Boş koyun, kuzusu öldü onun. Yeni aldığımız koyunlardan. Adağa vereceğiz. Yeni aldığımız koyunlar ötede, onların ışıkları yok. O yüzden onların videosunu çekemeyeceğim. Hava karardı. Yani onları aldık. Şimdi tekrar satış yapacağız. Alıp satacağız bakalım. Öyle niyetimiz var. İçlerinde güzel koyunlar da var ama olsun. Biz elimize ayırdık. Yaz döneminde bizi zorlamayacak. 29 tane. İşte ileride denk gelirse iyi koyunlar, onları alırız. Bugün parazit iğne yaptık. Bir hafta sonra hap atacağız bunlara tekrar. İğneler önemli. Tüy dökümleri başladı hayvanlarda. Biraz samana bağlı olarak dendi. İşte iğne yapılması gerekiyordu. İğnelerini yaptık. Gördüğünüz gibi şu hayvandaki döküntü gibi. İğnelerini yaptık. Ondan sonra işte önümüzdeki haftada iç parazit hapı atacağız. Bakalım. Yani gördüğünüz gibi koyunlar aynı. Biraz sayılarında artma oldu. 50 tane oldu toplam. Yani onları da zaten tekrar satış yapacağız. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kuzuların yemliği. İçinde yem dolu. Yeni doldurdum bugün. Karşıda ot var. Bizim fındık altından biçtiğimiz otlardan. Kendileri buraya otomatik giriyor. Kendi istediği kadar, istediği miktarda yiyip içip çıkıyor. Normalde içeriye su koyuyorum ben ama gündüzleri çünkü gündüzleri bunları buraya kapatıyoruz. Sonra gece tekrar annelerinin yanına salıyoruz. Sabaha kadar emişiyorlar. Ondan sonra sabah tekrar ayırıyoruz koyunu. Kuzular gördüğünüz gibi, şu kuzu mesela, şu iki tanesi 2 aylık civarında. Arkadaki de öyle. Ötekilerde yeni doğmuşlar var. Şu karşıda gördüğünüz sakız ikizteki. Bunun bir de ikizi var herhalde içeride o da. Yani gördüğünüz gibi bir balyot açıyorum. 10-15 gün o gidiyor. Bir çuval yem 4 gün falan gidiyor. 29 tane kuzu var burada. 4 gün, 3,5-4 gün, yani o civarlarda yemi yiyorlar. Yani şu kesime kadar gidene kadar zaten bir 2 ay daha geçer. Çünkü bütün kuzular aynı boyutta değil. Canlı olarak 45-47 kilolara geldiğinde kesime yollayacağız. Yani durum böyle. Göründüğü gibi koyunları hallettik.